Aileyi korumak, dini inancı korumak, ahlak ve değerleri savunmak, aile konusunu, aileyi korumak milli bir görevdir. Bu bir beka meselesidir. Allah Bu ülkeye bir vatan borcudur. Ama bugün bunları koruyan insanlara saldırılıyor. Eleştirdiğin zaman efendim hemen sen yok işte gerisin, yok sen kişisel özgürlüğü kısıtlıyorsun, yok şu hayır. Madem özgürlük var, niye biz ifade edemiyoruz kendimizi? Kaldı ki ülkesinin bekasını, milletinin geleceğini savunmak ne zamandır gericilik veya ne zamandır geriye gitmek oluyor? Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medyası programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize saygıyla, sevgiyle, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ee, çok sevdiğim, e, aziz bir dostum, bizlerle beraber. Abi hoş geldiniz. Eyvallah, Aa, hoş bulduk. Allah razı olsun. Sefalar bu üç, getirdiniz. Bu üçüncü oluyor. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Eyvallah. Sözümüzün arkasında Her zaman Siz davet ettiniz mi? Koşa koşa Allah gidiyor. razı olsun. Eksik olmayın. Aziz dostlarım, aile bir medeniyet ve medeniyetin e, omurgası, bel kemiği. Aileyi, B ile C ile D ile değil, A ile ile konuşmaya devam edeceğiz. E, Turgay Hocam, ayağının tozuyla geldi. E, İstanbul Aile Vakfı e, hafta sonu bir çok güzel, çok değerli bir çalıştay düzenledi. O mihvalde konuşacağız ama sadece çalıştay değil, e, aileye küresel tehditleri, ailenin yaşadığı ulusal tehditleri, aile içi iletişimi, dinamiği, e, çevremizde olan olaylara, aileyi nasıl muhafaza altına almayı, korumayı, geliştirmeyi e, o çerçevede bilimsel bakış açısıyla konuşacağız. Ama ben e, gündemimiz, kanayan yaramız, e, yanan gönlümüz, e, Filistin meselesi, e, Mescid-i Aksa davası, Kudüs'ümüz öyle bir tül gibi örten kalbimizi, ee, Nuri Pakdil'in dediği gibi. Ve e, bunların ana nirengisi olan son dönemde gazze. E, ben, bir, Turgay Hocamdan da özür diledim programın başında. Normalde hep konuklarını konuşturan bir kardeşiniz ama gündemin yoğunluğu dolayısıyla girizgahta bir iki, bir iki dakika onun iznini isteyeceğim. E, tabii ki bir taraftan baktığımızda yüreğimiz, kalbimiz, gönlümüz yanık. Ama her zorlukta da bir kolaylık. Bizim şer gördüğümüz her olayda bir hayır murad etmiş olabiliyor Rabbimiz. Ve bizatihi de oluyor. Bunu öyle beyan ediyor. Biz asla ve asla künhüne vakıf değiliz. Hikmetinden sual edemeyiz. Ama büyüklerimiz öyle demiş. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Her şerden bir hayra çıkartana teslim oluyoruz. Ve onca acının, yokluğun, kan ve gözyaşının içerisinde kalbimize ferahlık veren sevinçler de halk ediyor. Kurban olduğum. İyi ki de halk ediyor. Mesela acizane bendeniz. Yaklaşık e, bir aydan beri e, 56. günündeyiz ama ilk 15 gün tam uyanışım gerçekleşmedi. Bir aydınlanma yaşıyorum. E, bu şahit olduğum e, olaylar dolayısıyla da e, yaklaşık bir aydan beri hemen hemen her gün Twitter'da özür diliyorum, özür diliyorum, beni affedin, ne ha olur hakkınızı helal edin diye e, yanık yanık e, yazıyorum. Çünkü bu gördüklerim, yaşadıklarım, hep beraber görüp yaşadıklarımız e, acizane bir eğitimci olarak e, hep Finlandiya eğitim modeli, dünyanın en iyi eğitim modeli yok Japonya eğitim modeli, yok işte bilmem ne eğitim modeli. Bunu anlatmanın vebalini, acısını inanın kalbim yanıyor, anlatabilmem mümkün değil. Yani gözümüzün önündeymiş Ruhum çok muazzet durumda. Yani çok pişmanım. Sebebi şu, meğer Dünyanın en iyi eğitim sistemi Gazze eğitim sistemiymiş. Aslında bu 56 günde yaşadığımız olay bize onu gösterdi. Gazze'de bir başka bir şeyler oluyor. Dünyanın en bilinçli, hani bizim Anadolu İrfanı deriz ya abi. Hani okur yazarlı bile yoktur, ümmidir. E, siz onu çok güzel anlatıyorsunuz. Anadolu irfanı, o edep, adap, nezaket, zerafet timsali e, annelerin mekanıymış Gazze. Onların çocukları hep beraber izledik. Ee, mesela şunu ben gözden çok kaçırmışım. Polisin, askerin, yargıcın, hakimin olmadığı, kolluk gücünün olmadığı, o dünyanın en zor coğrafyasında bir de yokluk var, acı var. Ee, metrekareye düşen en yoğun nüfusun olduğu yer ambargo altında yıllardan beri o en yokluk çekilen dönemde bile o acılı hayatın içinde asla bir gaz tecavüz, hırsızlık, çalma, konma, çırpma olmamış. Mesela bu dünya medyasının hep gözümüzden kaçırdığı bir gerçek. Ee, en azından benim gözümden kaçan bir detaydı. Çok önemli bir. O yıkık evlerin gıda, elektrik, yakıt, ilaç yokluğunun içerisinde bile yağmalanma olmaması bende çok büyük bir aydınlanma oluşturdu. Şimdi batıda görüyoruz bölgesel bir kitlesel elektrik ya da bir güvenlik kuvvetlerinin zafiyetinde öyle değil mi abi? Yağmalanmayan dükkan kalmıyor. Hatta Amerika'da en son gördük Duvar ördüler büyük mağazalar girişlerine. Dükkanların o kurşun geçirmez camlarının bile yıkıldığını görünce duvar ördüler yani. Dolayısıyla Gazze'nin asil insanları ben birkaç haftadır da Gazze bize ne öğretiyor? Bir öğretmen olarak Gazze'yi nasıl okuyabiliriz? programları yapıyorum. Acizane bu kahraman mücahitleri, irfanlı anneleri, sabırlı çocukları mesela kızının elinden tutup yavrum çok sevin Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah. Deden üç kez hicret etti. Bu senin ilk hicretin. Ee, Allah'ımız seni Allah Rasulü'nün bir ibadetine layık gördü. Bizi bununla şereflendirdi. Hicretle şereflendirdi. Abi yan odadan çocuğumuzu çağıramıyoruz ya. Üç tane çocuğum var. Bırak hicreti yani. Kuzeyden güneye geçmeyi. Bir de bir çanta alıyorlar. El çantası. Küçücük. Ellerinde küçücük bir şey var. Her şeyini bırakıp hicret. Bana o sahibi gözenin ee, o Mekke Medine dönemindeki hicretini anımsattı. Ee, o sevabı Allah'ım onları inşallah e, şeref yap eylesin. En son olarak da bu son 5 günden beri yaşadığımız esir alınan İsraillerin o e, onları esir alan e, Kassam Tugayları ve Hamas mücahitlerine el sallayarak veda etmesi herhalde dünya tarihinde unutulmayacak bir şey olacak. Bunu ayrıyeten size soracağım ama abi. Yani İsrail zulmünü artırdıkça dünyanın o mazlum Filistinliler olan teveccühü, İsrail katliamlarını soykırımlarına devam ettikçe öbür taraftan bir korumacılık oluyor. Birçok insanın İslam'la şereflenmesi, birçok insanın Kur'an-ı Kerim sipariş ederek okumaya başlaması. Bu dönem çok farklı bir şeyler oldu. Ben e, çok özür diliyorum ama bunca acının içerisinde yaşadığımız e, güzellikler bunlar. E, Ruhumuzu muazzep kılan bir tarafı var ama her zaman hakikatle gerçek ayırt edip birbirinden gerçekler evet televizyonda gördüğümüz kadarıyla ama onun ardındaki hakikati e, görmek lazım. Eminim bu acizane benim görebildiğim kadarıyla e, kısaca e, bir de Turgay Hocam vaktinden almak istemiyorum. Sizin de şahit olduğunuz çok şeyler vardır. Ben bu açıdan canım abim e, size... Akif'in beyanındaki gibi bu her cümerç içerisinde, bu hengame içerisinde, bu keşmekeş içerisinde hani ümmet dumura uğramış, Gazze'yi anlattık, Filistin soykırım tehlikesi yaşıyor. Gazze ambargo altında. İstanbul Aile Vakfı da üniversitenizde, İstanbul Üniversitesi'nde e, küresel tehditlere karşı aile konulu bir çalıştay düzenliyor. Nereden çıktı bu aile çalıştayı? Neden aile çalıştayı? Tam da bu veçilesiyle. Derdiniz neydi abi? E, bütün odamız orayken bu güzel çalışma böyle başlayalım. Buyurun. Eyvallah. Hakkınızın helalini dileyerek. Helal Bismillah. olsun. Ne diyeyim. demek? Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yani e, buyurduğunuz Starım. dertlerin aslında e, tamamından çıktı. Yani aslında temel soru şu, yani bizim İslam aleminin sorunlarını Müslümanların sorunlarını çözmenin yöntemi nereden geçiyor? Bu zulüm nasıl biter? Eyvallah. Efendim e, ne yapabiliriz? Nereden başlamak lazım? E, Sorularını tefekkür ederken elbette e, sahada bil fiil mücadele etmek de işin bir parçası olduğu hmm. gibi. bir de mücadelenin yani bizim literatürümüzde cihat, mücahede, Eyvallah. mücadele demek. Cehdü gayret. Cehdü gayret içerisinde oldu. Dolayısıyla herkesin cihadı kendi etki alanına odaklanmaktan geçiyor. Yani Müslümanın en büyük cihadı nefsiyle ondan sonra da e, Rahman'ın kendisine emrettiği hayatı, emirleri en güzel şekilde yaşamakla çabalamak, onun için mücadele etmek, onun için cehri gayret etmek. Ve yani herkes kendi etki alanına odaklanarak en iyisini yapmaya çalışırsa en büyük mücadele olacak. İyi kalka etki alanı galiba. Tabii. İlk kalka. Kendi ehli beytinden, ailesinden başlayarak, çocuklarından başlayarak vatanın milleti ve dünyası için dünya için çalışmak. O da aileden başlıyor. Tabii ilim insanları, akademisyenler veya düşünce insanları da dahil hepsi kendi etki alanından hesap, yapacaklarından veya yapması gerekip yapmadıklarından hesaba soru çekilecekler. Amenna. O bakımdan e, Gazze'de aileler yıkılıyor, çocuklar e, şehit ediliyor, işte an hanımlar, anneler, babalar, e, küçücük vefat etmiş bedenini temizleyen babayı hiç unutamıyorum. Yeah. Yüzünü e, silen, e, oğlu kenarda, kızı yanında yatıyor. Yani o görüntüleri izlemeye gönül hakikaten dayanmıyor. Ancak sizin o girişte söylediğiniz gibi aslında hepsi birer ibret vesikası. Eyvallah. Çünkü ayette de meşhurdur hani İsra suresinde Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksayellezi barekna havlehu linuryehu min ayatina. Şimdi bu ayette de bir gece kulu Muhammed'i mescidi haramdan Mescid-i aksaya götüren Rabbi ne yücedir. Öyle ki o iki mescidi sayıyor. Havlehu etrafını mübarek kıldık. Niçin? Ayetlerimizi gösterelim diye. Ayette Rabbin delilleri demek. Eyvah. Dolayısıyla burada Allahü Teala'nın hakikaten ayetlerini görüyoruz. Bu Kudüs'ün etrafındaki işte Gazze'de o etrafın içerisine giriyor aslında. Ve herkes orada kendi derecatını kazanıyor. Yani şehit oluyor ve orada hakikaten İslam'ın o vakur duruşunu o insanlarda görüyorsunuz ve bu da diğer insanların gönüllerini çeliyor diyor ki bu nasıl bir din ki e, bu kadar güçlü durabiliyorlar. Abi Allah razı olsun ya. Yine bir aydınlanma. Ben hani o dönemler varmıştı orada mekansal, yapısal evet. anlamda bazı ayetler onları gösterdi gibi. Bugünün ayetleri de var. Onu da gösteriyor Allah. Ayeti evet. Ayet-i Kerime o bakmanız şimdi de başka bir hala gösteriyor ayetlerini. Tabi devam Onu, ediyor. Allah razı olsun. Devam ediyor. Çünkü Kur'an tarihsel bir kitap değil. Yani 1400 sene önce kaldı değil. <laughs> hala o ayetler <laughs> devam ediyor. Devam ediyor. Sen. Allah o devam görene olsun. Eskiler demiş ya Sofi'de göre nedir göre ne, köre nedir köre ne demişler. Eyvallah. O yüzden... Rabbim ben bakmasını bilenlerden eylesin. Amin. Allah Hakikaten Allah e, o tutukluların takasında havasın bıraktığı kişilerin el sallayarak gitmesi, bir anne ve kızın e, yanlarındaki evcil hayvanlarına kadar, onları himaye Mektubunu edip yapılar takımını yapıp de. bir de onlar bir mektup yazıyorlar. Yani insan anne babasına yazmaz o içtenlikle bir mektubu. Unuttuk herhalde mektup, mektup yazmayı, yazıyor. da biz. Nasıl işte bir mektup. Ve o kız ben çocuğunun anladım. yazdığı yani annenin yazdığı mektup. Yani siz benim kızımı evindeki evdekinden daha çok ilgilendiniz, şımarttınız, ona bir travma yaşatmadınız. Teşekkür ederim diye mektup yazıyor hocam. Gazze'nin kralçesi hissetti kendini diyor. Yetişirken evet. bunun nasıl bir duygudur bu Nasıl bu? bir şeydir? Dünyaya verilecek en büyük mesajı veriyorlar. Allah onların Cehdü gayretini artırsın. Biz onlara layık eylesin. Hakikaten Amin. muhteşem bir destan yazılıyor. Ayet işte bu. Allah yani razı Allah... olsun. Ayetle bunu taşlandırmanız daha muhteşem oluyor. Eyvallah. Yani. Hakikaten Allah bir ayet. Gösteriyor ayetler. Gösteriyor ayetini. O bölgede Ve gösteriyor. Ve mümin nasıl olur? Mücahit nasıl olur? İnsanlık Muvayet nasıl olur? Olsun. Gerçek muvahhid, Müslüman Elhamdülillah. E, muhsin, ihsan sahibi insan Allah nasıl olur? olur? Orada görüyoruz. Tüm dünyayı da gösteriyorlar. O yüzden gerçek fetih bazen arazi fethi değildir. Gerçek fetih gönüllerin fethidir. Onlar bunu başarıyorlar. Allah razı. Allah da bizi layık eylesin. İşte bu dertlerden mülhem biz de Gazze olayları devam ederken öncesinde de tefekkür ediyorduk. Tabii aile vakfı aileyle uzmanlaşmış bir vakıf ve kendi aileyi dert edinmiş bir vakıf. Elhamdülillah. hizmetin şubeleri var. O şubeleri de ihtisaslaşmak lazım. Sağ olsunlar. Aile da burada ihtisaslaşmış. Hem aileyi ifsad eden amin. Hem aileyi ifsad eden şeylerle savaşmak. Hem de aileyi ihya çalışmaları Neden? yapmak. ifsat ve ihya çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuş. Gerçekten orada canla başla çalışan ekip var. Kurucusundan. Allah hepsinden razı olsun. Kurucularından, mütevelli üyelerinden, yöneticilerinden, orada çalışan idari personeline kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür etmemiz lazım. Eyvallah. Bu dertle dertlenmiş arkadaşlar oturduk konuştuk işte dedik ki biz e, ne yapalım e, şimdi alanda çalışan uzmanları getirip dinlemek yöntem öyle bir yöntem var. Sempozyumlar, Sempozyumlar var. Sempozyum deniyor galiba. İşte evet. eğitimler var vesaire kitaplar yayınlanıyor ama bir de bu sahada çalışan farklı insanları dinlesek dedik. Eyvallah. Çalıştay aslında hep isim e, bazen e, şey olabilir anlaşılmayabilir de çok kullanılıyor sempozyum, çalıştayı falan, konferans, kongre. Bunlar nedir falan? Aslında şöyle ufak bir ayrım yapmak lazım. Çalıştay yani yeni Türkçe bir kelime de aslında bizim eski lügatteki şeyimiz e, meşveret toplantıları. Evet. Ortak akıl çalışmaları, istişare toplantıları, çalışmalar, çalıştay çalışma kökünden geliyor. Yani biz burada farklı sektörlerden uzmanları davet ettik. Spor evet. dünyasından, evet. bürokrasiden, evet. sanattan, medya camiasından, efendim, e, sivil toplum temsilcilerinden, gençlik temsilcilerinden, hatta gençlerin kendilerinden çağırdık. Her masada gençler vardı, evet. onları da dinleyelim dedik. Evet. Dolayısıyla 100 seçkin katılımcımız vardı tamam. akademisyenler de dahil. Bu katılımcıları masalara yaydık. İşte 10'ar kişiden 10 masa, her masada moderatör ve raportör vardı Dedik ki biz sizi dinlemek istiyoruz ve e, üç konu başlığı vardı. Bu konu başlıklarında e, onlardan ricamız şu oldu. Dedik ki mevcut bu konu başlıklarıyla ilgili bugüne dair ne görüyorsunuz, tespitiniz nedir? Güzel. İki, gelecek projeksiyonunuz nedir? Bu sorun gelecekte nereye evrilir, ne düşünüyorsunuz? Bizi nasıl etkiler? Bizi nasıl etkileyecek gelecekte? Üçüncüsü de çözüm önerileriniz nelerdir diye. 3 adımda yönerge sunduk. O konuda her katılımcı kendi bakış açısından zenginliğini yansıttı. Elhamdülillah. Allah hepsinden ee, razı. olsun. Amin. Hepsinden gerçekten hepsinden minnettarız. Bizi kırmayıp geldiler. Farklı e, de, sivil toplum kuruluşlarından da gelenler oldu. Farklı görüşlere sahip insanlar da oldu ama onlar bir zenginlik oluşturdu. Böyle ne güzel. Fikir teatisi oldu. Şimdi amacımız bu e, topladığımız fikirleri zenginlikleri bir akademik bilimsel bir rapor haline getirmek, bunu kitap olarak basıp yetkililere kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşmak ki. En azından işte politika yapıcılar olur, karar vericiler olur, Eyvallah. akademisyen araştırmacılar olur, bir kılavuz olur. Yani Öyle en azından de. bir çorbada tuzumuz bulunmuş lazım. olur diye böyle bir literatürü desteklemek amacıyla yapılmış. Özen sorularım olacak ama Tabii o buyurun. üç ana konu neydi? Ona da değinirsek. Bu üç konumuz şu. Şimdi ilk oturum bunun üst başlığı küresel tehditler karşısında çocuk ve gençler. Hı hı. idi. Ve onun beş tane de alt başlığı var idi. Burada akran zorbalığından Cinsel cinsel kimlik disforisine kadar karmaşasına kadar bu LGBT propagandasından ne bileyim çocukların eğitim sorunlarına kadar pek çok alt başlığımız vardı. Yani bu küresel tehdit kavramı da önemli. İsimlerden niye bu isim mi koyduk? Bir hakikaten aile bir küresel bir tehdidin karşısında olduğu için. İki, bu kavram biz e, kullanırken e, kendi aramızda e, üzerine Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız konuşmasında da e, <laughs> küresel evet. tehditler karşısında evet. aileyi e, korumak gerek evet. diye bildirince o da bize bir işaret e, oldu. Dedik ki biz çalıştan ismini böyle koyalım. Küresel tehditler karşısında Aman aile, ya, ailenin korunması diye. Ama bu küresel tehditler deyince tabii e, en önde ifsat faaliyetlerinde e, cinsel kimlikle ilgili e, dayatmalar geliyor ama onun dışında da e, dedik küresel tehditler var. İşte akran zorbalığı görünmeyen küçük evet. ama çok büyük bir tehlike. Büyük bir problem. Ondan sonra deizm, ateizm konuları, kimlik, değerler, din, inanç sorunları. İkinci mesela başlık, günden başlığımız şeydi, küresel tehditler karşısında gene evlilik müessesesi hı hı. meselesi. Yani gençlerin evlilik, evliliğe bakışı, evlilikle ilgili karşılaştıkları sorunlar gene küresel değişimler karşısında değişen ebeveyn rolleri, kadın kimliği, erkek kimliği, bu kimliklerdeki karışıklıklar, nasıl oynuyorlar rol karmaşaları vesaire bunları konuştuk. Allah razı olsun. Üçüncü başlığımız şeydi küresel tehditler karşısında özel ailenin sosyo-demografik yapısı. Yani demografiye yansıması var hocam. Nüfus azalıyor. Türkiye Türk nüfusu yaşlanıyor. Sonra mesela gene boşanma istatistikleri, evlilik düşüyor. Ayrılıklar artıyor, tek yaşam artıyor ve gene çok önemli bir mesele yaşlılar. Ya. Yeah. Mesela yaşlıların sorunları çok ciddi derecede arttı. Ve milyonlarca insan Türkiye'de tek başına yaşamak zorunda kaldı yaşlılar. yaşlılar da yani hep zihnimizde varmış gibi söylüyoruz ama dillendirilmeyen bir sorun. Mesela bu da gene küresel tehditlerin oluşturduğu bir sorun olarak karşımıza çıktı bizim. Bu küresel değişimin getirdiği şeyler. Bütün bunları masalarda konuştuk. Hatta farklı sektörlerden uzman davet et. Mesela Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı'ndan işte maşallah. Ne bileyim sosyal hizmet çalışanlarından. Onların da tabii uluslararası camiada büyük derdi bu. Tabii tabii. Yaşlıların tabii. bakımı, rehabilitasyonu. Hatta e, sinema oyuncularından, tiyatro oyuncularından e, televizyonda gördüğüm oyunculara da kadar. Sağ olsunlar. Her biri kendi bakış açısından zenginlik sundular. Yani sinema, e, mesela bu dayatma, e, dayatmalar topluma hangi hangi açılar, nasıl geliyor? nasıl oluyor değil mi? Eğitimciler kendi cebesinden baktı. Gençler kendi cebesinden baktı. Hepsi de bu üç yönergeyle yani mevcudu nasıl okuyorsunuz? Geleceği nasıl evrilecek evet, ve çözümünüz nedir?" şeklinde sunuldu. Harika şeyler çıktı. Allah razı İnşallah olsun. İnşallah onu kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah. Ben Güzel bir şey olacak. Vesel TTT'de ilgili size özel bir sorum olacak ama bir ara evet. vermeden evvel şuna bir değineyim. 40 yıl evvel falan böyle Anadolu'da bir yerde e, yoktu da diyelim işte İzmir gibi bir yerde, Ankara gibi bir yerde, Bursa gibi yeri Anadolu, yeri İstanbul sayılan büyük bir şehirde. İstanbul'da bir iki tane vardı. Ya bir huzurevi açılmış falan gibi bir haber olunca bir haber değeri olurdu. Hani sanki hani çok müs İslami bir külliyenin içinde... Ee, bir gazino açılmışçasına nasıl olur mu canım? Bu ne falan olurdu. Şimdi gittiğim en küçük bir ilçede bile görüyorum. Ee, şunu görüyorum Turgay abi. Bir e, ağız ve diş sağlığı merkezi görüyorum. Her küçük ilçenin girişinde kocaman. Bu ne demek? Ağız ve dişimize bakmıyoruz demek. İki, e, diyabetle alakalı diyaliz merkezleri görüyorum. Böbrekler iflas. Üç, yaşlarla ilgili bir e, huzursuzluk merkezi görüyorum. Bu o dediğiniz demografik evet. yapının. Küresel tehditler karşısında e, aile çalıştayında medeniyetin Üniversitesi'nde düzenlediğiniz düzenlediğiniz çocuk odaklı, e, eş odaklı ve toplum odaklı, üç farklı bakış açısından. Çocuk, küresel, evlilik müessesesi ve toplum. Dediğimi. Ve toplum. E, dolayısıyla bunun bütün yönleriyle baktığınız farklı masalarda o çalıştığı yaptığınız meşveret meclis dediniz o evet. çok önemli istişare farz müsteşar mümtaz çok mümtaz Doğru. şahsiyetlerle Allah razı olsun e, Turgay Şirin'in bakış açısıyla baksam canım abim bu e, sizce nedir şu anda aileye karşı üç küresel tehdit e, ve bu üç küresel tehdit Türkiye için de geçerli mi? Hani bazı şeyler var Muhammed İkbal Morita'ya gitmişti Baba dedi ulema toplanmış, e, Muhammed Dedo var orada e, en büyük meclisinin başında. E, Noakşat'tan e, Sahra Çölü'ne doğru yol yapılmasına engel oluyor dedi büyükler. E, dedim dinledin mi onlardan? Hani ben biliyorum az çok şeyden. Dinlemedim lütfen dedim bir sor. İki yıl kaldı orada. Bayağı bir konuşmuş. Evladım demişler işte Fransızlar girdi her yeri ne hale getirdi. Yol olmazsa giremiyorlar. Korunuyoruz. Bu anlamda Türkiye korunaklı bir yer mi? Yoksa Türkiye'de o küresel tehdidin kazanına potasını düşmüş. Biz de yanıyor muyuz abi? Buyurun. Eyvallah. Hocam şöyle arz edeyim. Yani bu küresel e, meydan okumalar diyelim. Hı. Dünyanın her toplumu bununla yüzleşiyor. ve Bununla karşı karşıya. Bununla karşı karşıya kalmamak için ancak kapalı bir toplum olmanız lazım. Bunu başarmaya çalışan ülkeler var ama o da dünyadan kopuk bir şeye gidiyorsunuz. İşte Kuzey Kore gibi. Çin kısmen bunu yapmaya çalışıyor. Yani dünyaya kapalı. Çin'e gidiyorsun hocam. Ben gittim. Şey internete gidiyorsun. İnternet başka bir şey. Diyorsun ki burada. Yani bir şey aratıyorsun. Git git gitmiyor yani. Ona izin verdiği bilgi. kadar. Onların servurdaki bilgi, bilgi kadar. Servurdaki bilgi kadar yani filan. Dolayısıyla hani bu küresel meydan okumalarla yüzleşmelerle e, savaşmak için herkes kendi farklı tedbirlerini almaya çalışıyor. Ama bu da bu bile şunun göstergesi demek ki bu tsunami herkesi etkiliyor. Dolayısıyla bizim gibi açık toplumları daha da çok etkiliyor. Bu etkiler tabii özellikle toplumsal sosyal alanda gözüküyor. Yani Hı. sosyal değişim olarak gözüküyor. Gençlerde gözüküyor. İşte Hı. ne bileyim erkeklerde kadınlarda farklı rollerin gelişmesiyle gözüküyor. Ve bu kapı da açık durumda. Yani nereden giriyor bu o, yol dediniz? işte o yol nereden Eyvallah. geliyor? En temelde ekranlar üzerinden geliyor. Hatta ben çok kullanıyorum da onu. Yani ekranların emzirdiği çocuklar tabiri evet. kullanırım ben sıklıkla. Yani çocuklarımızı biz yetiştirmiyoruz. Ekranlar yetiştiriyor. Anneler emzirmiyor, ekranlar emziriyor ve ne, ne verirse de onu alıyor çocuklar ve düşünce dünyalarını öyle geliştiriyor. Maalesef. Bilimsel olarak da böyle. Uh -huh. Yani e, sosyal öğrenme diye psikolojide bir kavram var. Sosyal öğrenme. 1961'de Albert Bandura diye bir psikolog bu konuda bir ilk araştırmayı yapmış. Bir e, grup çocuğa bir video izletiyorlar. Bu videoda işte öğretmen bir oyuncağı tekmeliyor, vuruyor, kaldırıyor, atıyor falan. Sonra çocukların yalnız kaldığında aynılarını yaptığını, hatta bunu daha ileriye götürdüğünü tespit ediyorlar ve orada şunu keşfediyor Batı dünyası diyor ki ha, bizim diyor bir toplumu ne diyelim ele geçirmek veya yönlendirmek için gidip orayı silahla işgal etmemiz gerekmiyor. Ekrandan göstermemiz yeterli. Ya. Yeah. Hani nasıl bir toplum dizayn etmek istiyorsak onu gösterin yeter. Bu aslında en güçlü silah keşfi gibi bir şey hocam. Tam kırılma noktasıymış bunu keşfetmedik evet, aslında. ondan bilim. sonra Hollywood kuruluyor hocam. Şey yapılıyor İşte kazanmadıkları savaşı hatta tarihini araştırırlarsa görecekler Hollywood Pentagon'da kurulmuş hocam bir odada. İlk önce psikolojik harp için e, askerleri çekmek, gönüllü askerleri e, orduya kazandırmak, sonra ordunun işte askerini motive etmek falan diye şey yapılmış. Hakikaten Hollywood filmlerinin hemen hepsinin sonunda bir bayrak sallanarak biter film. Hani hep bu mesajlar verilir. İşte o Rambo filmleri, kaybettikleri yani. filmi tek başına kazanan kahramanlar falan bunlar dünyayı sallıyor hocam. Ve bu bize çok basitmiş gibi geliyor. Bizim eski jenerasyon bunu anlayamıyorlar. Televizyonla Maalesef. büyümeyen, Maalesef. sokak oyunlarıyla büyüyen nesiller bunu algılamakta hala zorlanıyorlar. Ama gençler sokak oyunları kalmadı. Bizim o kültürümüzden ta binlerce yıllık yerlerimizden getirdiğimiz oyun kültürü kalmadı. Çocuklar ekrandan besleniyorlar. Bunu anlamamız gerekiyor. O beslendiğini de insanoğlu taklit ediyor. İnsanoğlu taklit eden bir varlık. Bunu hiç dışarıda aramaya gerek yok hocam. Bizi dinleyen ve izleyen sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz kendilerine baksınlar şöyle. Desinler ki mesela bu üzerine giydikleri kıyafet tercihlerini neden böyle yaptıklarını kendilerine bir sorsunlar. Mesela niye böyle giyiniyorlar da? 150 sene önceki gibi giymiyorlar. Ya da, 150 seneyi bırakalım. Ya da Son 50 yıla bakalım. He, yani. her 10 yılda bir bilimler aynen. aynen değişiyor Yok, değil 70 mi? 70'lerin kıyafetleriyle 80'ler, 90'lar, 2000'ler hep değişti. Değişti değil mi? Değişiyor. Ha. Şimdi ha. o dönemki gibi giyinsen sana tuhaf bakıyorlar. Peki biz niye o dönemki gibi giyinmiyoruz? Ya da böyle giyineceğimizi nereden öğrendik? Ya. Rol modeli kimdi? Hocam gözlemliyoruz. İmam Bey kırmızı yok bize şunu giydi yani. yani gözlemliyoruz. gözlemliyoruz hocam. Eyvallah. Toplumu Hemen gözlemliyoruz. Değil mi? Bu kadar. Biz bunun dışında bir varlık değiliz. Çocuklar nasıl olsun? Gençler nasıl olsun? İzledikleri dizilerdeki, filmlerdeki kahramanlara öykünüyorlar. Dolayısıyla oradaki rolleri kendilerine alıyorlar ve bu küresel e, gelen o fırtınanın bu yol bulduğu yegane mecra ilk 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 mecra burası. Ve etkili En etkili, etkili mecrası da burası. Bunu doğrudan yasaklamak da bir çözüm olmuyor. O zaman bizim hani zehire panzehir veya virüse aşı gibi bizim e, kendi aşımızı üretmemiz, milli kültürel aşımızı üretmemiz gerekiyor. Allah Aynen virüs gibi düşünelim bunu. Çünkü kültür hocam şeydir hocam şöyle anlatırım ben dünyanın dışındaki atmosfer gibidir. Dünyanın dışındaki atmosfer olmasa hocam hepimiz uzaya çıkar. Dünya yok olur. Uzay bizi çeker. Yaşayamayız, nefes alamayız. Eyvallah. Hatta ultraviyole ışınları süzer, ya. işte göktaşlarını parçalar, değil mi? Şimdi şeffaftır ama çok büyük bir yaşam alanıdır, atmosfer olması yaşayamayız. Kesinlikle. Kültür bir milletin atmosferi gibidir hocam ve o atmosfer içerisinde yaşarsın ve seni diğer milletlerden ayıran kimliğindir kültür. Amin. Bizim tarihten bugüne getirdiğimiz maddi manevi tüm unsurların birleşimidir kültür ve yani seni işte ne bileyim bir Çinliyle bir e, türkü ne bileyim bir e, Fransızla bir Anadolu insanını bir Afrikalıyla ne bileyim bir Rusu birbirine ayıran şey kültürdür. O kültürü yok ettiğin zaman yani tek tipçilik diye bir şey var şimdi dünyada. Tek e, herkes tekleşsin, aynı şeyleri giysin, aynı şeyleri yesin, aynı şeyleri Şeyler istesin, aynı şeye para harcasın, aynı şeyi satın alsın. Yani bir pazar gibi düşünüyor tüm dünya. Ben bu tekleşme işine çok karşı çıkıyorum. Bu yok etmek bunun canlı örneklerini Anadolu topraklarında görüyoruz hocam. Bu topraklarda daha önce binlerce yıl yaşamış kavimler var hocam. Sümerler, Akatlar, Lidyalılar, Asurlular, Babililer sayarız evet. kadar sayarsın. Şimdi Sümerler 2000 yıla yakadı, yaşadığı söyleniyor hocam. 2000 yıl civarı. Ve bunların alfabeleri var. Bugün dünyada Sümeroloji okuyan 20 tane akademisyen var ya da yok. Şimdi yazılar olmasa böyle bir kavim yaşadı mı diyeceğiz. Hocam yazı geliştirmiş, medeniyet geliştirmiş, 2000 yıl ticaret yapmış, hukuk geliştirmiş, aile kurmuş, ne bileyim savaşmış. Yani bir milli insanoğlundan bahsediyor bir kavim. Sadece birisi. Evet, Burada 10-11 tane kavim yaşamış Anadolu'da. Peki Sümerler ne oldu hocam? Yani bir rüzgar geldi hop bunları aldı toz uzaya mı götürdü hocam? Yani bu milletler nasıl yok olduğu sormak lazım. Hani ayet-i kerimede de geçmiş kavimlerden ibret almamızı söylüyor. Bizzat emrediliyor. Nasıl yaşadıklarını incelememiz lazım. Gezin, görün, ibret alın. Evet, eyvallah Şimdi ne olmuş? Bir, hocam aile müessesesi çökmüş. Hmm. İki, dil elden gitmiş. Dil bozulmuş. Üç, din ve inanç sistemleri göçmüş. Bunlar göçtükten sonra işin içerisine ahlak sistemi göçmüş. Töre yani hukuk sistemi göçmüş. Ve hocam... Daha ne kalmış? Bir Vay milleti ayakta tutan temel sütunlar bunlar. Temel şeyler. Bu sütunların her birine de bugün saldırı var mı? Var. Var. O zaman öz, işin özü şurası hocam. Aile meselesi bir beka meselesidir. Bizim bu konuştuğumuz, çalıştayda konuştuğumuz meseleler sıradan bir entelektüel fantezi ürünü değildir. Allah razı olsun. Bu bir beka meselesidir. Bu milli güvenlik meselesidir. Nüfus, aile, dil, ahlak Töre, hukuk... Ya, ya. Ne bileyim... Bizim milli manevi değerlerimiz... Bunların yok olması demek... Türk milletinin yok olması demek hocam... O yüzden bu bir beka meselesidir... Allah Varlık mücadelesidir... Olsun. Bunun için yapılan her türlü gayrette de çok değerlidir... Dedi. Allah razı olsun... Dolayısıyla hani bu küresel tehditler bizim için de geçerli... Evet. Ve burada bir çözüm önerinizi de almış olduk... İnşallah... Sizler gibi değerli hocalarımızla... Buradaki bu 11-12 uygarlığın... E, tarihten silinme e, gerekçelerini de böyle bir iki programda çok iyi olur. Hocam e, ayrıyeten ele alsak o da ayrı bir perspektif kazandırır. Kesinlikle. Yani. Fakir e, böyle dünyanın Allah, farklı Allah, ülkelerine gitme Allah, şeyi e, yakalamıştım fırsatı. Türk Hava Yolları'na koçluk yapıyordum o zamanlar. Singapur'da bir şeye de denk gelmiştim. Böyle dolaşıyordum gittiğim yerlerde. Kitapçıda bir şey e, dikkatimi çekti. Böyle e, bir sözlük var. Sözlüğün ismi şu. Singlish Dictionary. Şimdi Singlish Dictionary nedir diye sordum. Dediler ki Singapur diliyle İngilizce öyle karıştı ki yeni bir dil oluştu. Singlish <laughs> diye. Hocam. Onun da sözlüğünü yapmışlar ya, hocam. Yüzde elli gitmiş bir kere. Evet yani o sömürge olmuş İngiliz sömürgesi. Evet. Kendi dilleri gitmiş, kültürleri gitmiş evet. filan hocam. Eyvallah. Şimdi ve onun mücadelesini veriyorlar geri nasıl getiririz diye. Allah'tan aile kurumu biraz orada durmuş. Yani o sütunların tamamı göçmemiş. Biraz varlık mücadelesi veriyorlar ama gene de yani böyle yarı İngiliz, yarı Doğulu gibi bir şey yaşıyorlar. Şimdi yani Singlish Dictionary. Şimdi ben ondan sonra Türkiye'ye gelince Türkilizce diye bir makale yayınlamıştım. Türkilizce. ya yani Türkilizce'ye doğru gidiyoruz diye. Yani dili korumak, aileyi korumak, dini inancı korumak, efendim ee, ahlak ve değerleri savunmak, aile konusunu, aileyi korumak hocam milli bir görevdir. Bu bir beka meselesidir. Bu Allah ülkeye olsun. bir vatan borcudur. Ama bugün bunları koru koruyan insanlara saldırılıyor. Ya. Eleştirdiğin ya. zaman efendim hemen sen yok işte ger gerisin, yok efendim sen kişisel özgürlüğü kısıtlıyorsun yok şu. Hayır. Madem özgürlük var niye biz ifade edemiyoruz kendimizi? Kaldı ki ülkesinin bekasını, milletinin geleceğini savunmak ne zamandır gericilik veya ne zamandır efendim geriye gitmek oluyor? Abi Allah razı olsun ya. Bir e, araya girme şansım var mı? Kıyamıyorum Emniyetli. ama vaktinize. Şimdi dün soykırımcı Netanyahu'nun katil, barbar, vahşi, cani katilin inşallah yargılandığını da görmek nasip olur. İnşallah. Elon Musk'la bir e, programı vardı. İki örnek vardı. Biz dedi Orta Doğu'yu da uygarlaştıracağız. Eee bunu İsrail'de yaptık dedi. Yüzde yirmilik Arap Müslüman nüfusla alakalı. Yani bunlar İsrail'de çalışıyorlar. Tuzu kuru. Filistin davaları yok. Kudüs'le ilgili bir alakaları yok. Bunu örnek verdi hain. Sonra dedi bunu başka Arap ülkelerinde de görüyoruz diye iki ülkeyi Bahreyn ile e, Dubai örnek verdi. Abi ben bulundum oralarda. Kuveyt de buna dahildir. Özellikle 91 harbinden sonra. Dil dedin ya. Buradaki Arap kardeşlerimiz Arapça konuşmuyorlar abi. Yani şirkette çalışıyoruz. Filistinli sekreterimiz vardı. E, harita şirketinde çalışırken sahiple, Arufa ile Arapça e, Arapçanın İngilizce konuşurdu. Dadıları Taylandlı Bangkoklu. Onlar da İngilizce konuşuyorlar. Kendi aralarında o dil aktarımı olmayınca din aktarımı da olmuyor. Dedi ki Eğitim sistemiyle camileri ele geçirmemiz gerekiyor. Buralarda da kaynakları, şimdi baktığımız zaman ahlak değil mi? Camide o din, e, aile geleneği, dille aktarılan bir şey, An ana dili diyoruz değil mi? Anlamışlar, oraya vuruyorlar darbeyi. Evet hocam. Yani özellikle ahlak, mesela bu cinsel kimlik karmaşaları, cinsiyetsizlik, LGBT propagandaları direkt zaten şeye saldırıyor. Hocam şunu anlamak gerekiyor. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Hı hı. bu Buyurun cinsel kimlik karmaşası önde biraz. Yani bunu şöyle anlasın. Bizim insanların hayatlarıyla, yaşayışlarıyla bir sorunumuz yok. Bireysel dairede kim ne istiyorsa yapar. Bizim yani Allah engellememiş bunu. Haram tövbe yetkisi vermiş, tövbe hakkı vermiş. Yani biz biz Olur. kim olacağız? Ama şimdi topluma mal olmaya başladığı zaman bir şey artık hepimiz ilgilenir hale geliyor. ilgilendirir hale geliyor. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Mesela e, sigara içmek zararlı bir şeydir. Keşke içmeseler ama içmek isteyene bir şey diyebilir miyiz? Hayır. İşte tek elde satılan ürünler. Kullanmasalar keşke Alkolü ve benzeri. Kullanıyor, kullandığı zaman bir şey diyebiliyor muyuz? Hayır. Peki. Tamam. Bu bir özgürlük mü? Evet. Hukuken öyle. Dinen değil ama hukuken öyle. Peki biz okul içerisinde alkol satabilir miyiz? Okul içerisinde sigara satabilir miyiz? Hayır. Okula kanunen bir kilometre mesafede tekel bayi bile açamazsın hocam. Bir tekel bayi açamazsın. Kanunlarımızda yeri var. 2. 18 yaş altına tekel ürünü satamazsın sigara, alkol ve benzeri. Reklamını aleni halka televizyondan yapamazsın. Yasak hocam bunlar. Eyvallah. Kanunen yasak Eyvallah. değil mi? Zaten şunu da anlamaları gerekiyor. Medeniyet dediğimiz şey toplumsal bir sözleşmedir hukuk üzerine dayanır ve bu hukuk hakların bile isteye sınırlandırılmasını içerir. Böyle ben özgürüm, istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz gibi bir hukuk sistemi dünyada yok. Medeniyet tabirine de zaten. Şimdi sen 18 yaş altında sigaranın reklamını yapamazken eşcinselliğin reklamını nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Eşcinsellik ondan daha mı az zararlı? Eşcinselliğin zararları bilimsel olarak da ispat edilmiştir. Eşcinsel yaşamın ile ilgili kitaplar da yayınlandı. İngilizce pek çok. Türkçe'ye de çevrildi. İsteyenler literatürden baksın. Eşcinsel yaşamın zararları diye kitap yayınlandı Türkiye'de. Ve bunlar bilim insanları anlatıyor. Ne gibi zararlar? Tıbbi zararı var. Efendim e, psikolojik zararları var. Eşcinsellerin daha az yaşadığı bilimsel olarak tespit edilmiş. Ömürleri daha kısa. Efendim intihar riskleri daha yüksek. Bunlar bilimsel veriler. Onları da sunduk zaten çalıştayda. Psikolojik mutsuzluklarını ele alardık. Tabii. Yaşadıkları, ameliyat geçirenlerin sonraki travmaları hiç anlatılmıyor ama pek oradaki çok, yaşadıkları bedensel zafiyetleri, za, zaafları... Pek çok problem var. Eyvallah. Eyvallah, onlara destek de olalım, yardım da edelim. Hı hı hı. Ee, onları dışlamayalım. Efendim, kimseyi hedef göstermek gibi zaten öyle bir niyetimiz olamaz. Bir de öyle diyorlar, bize hedef gösteriyorlar falan e, LGBT'den. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Biz kimseyi hedef göstermiyoruz. Biz kendi neslimizi ve çocuklarımızı korumak istiyoruz ya. Geleceğimizi, kor Geleceğimizi korumak istiyoruz. Siz kendi bireysel dairenizde ne yapıyorsanız yapın ama benim çocuğuma bunu bulaştırmayın. Bunun reklamını yapmayın. Rica Değil ediyorum. Ya. bizim Değil. derdimiz bu. Yani benim çocuğuma birisi gidip sigara vermeye kalksa yani 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğa, 12 yaşındaki gence çocuğa bunu nasıl satamazsan bunu yapamazsın. Bir daha bir sigara bu sigara kadar zaten basit. fert bir kişi öldürüyor ama sen eşcinselliği savunduğunda toplumun geleceğini yok. Yani çünkü eşcinsel... Geleceği yok yani bunun. Bu kadar. Çünkü eşcinsellik olduğu zaman ne olur? Bir aile yok. üreme aile yok. Öğrenme yok. Çoğalma ço yok. Nesil çoğalmaz. yok. Demografik gücümüz evet. gider. Yani toplumun evet. demografik gücü nüfusudur hocam. Amenna. Ve Amen. E, TÜİK verileri çalıştayda da bunu sunduk. TÜİK verilerine göre sadece 2007 ile 2022 arasındaki değişim inanılmaz. Türkiye'nin şöyle bir e, çubuk grafik düşünün hocam kadın erkek. Şöyle geliyor geliyor ince ortası genişliyor yukarıya doğru. Yani şu orta yaş arttı Türkiye'de Hı -hı. hocam. Türkiye yaşlanıyor hocam. Halbuki biz 20 sene evvel genç nüfusla ilgili evet. önerdik Avrupa'nın en genç Mesela nüfusu diye. Bunun için 3 çocuk tavsiyesi vardı e, Cumhurbaşkanımızın. Şimdi 3'ün 5'in hesabı yapılmaz mı? Bizde bize oldu. Yani şey <laughs> yapıyor? Çünkü hakikaten e, bizim nüfus gücümüz, demografik gücümüz nüfusla orantılı zayıflıyoruz. Yaşlanma oranı 4.3'e 3.7'lere 4.1'e çık. Bu müthiş rakamlar hocam. Kesinlikle. Bunlar TÜİK ve yani adrese dayalı nüfus evet, sisteminin nüfus sistemini verdiği ve objektif ve veriler. Eyvallah. Şimdi eyvallah. bunun üzerine yani bunları biz, bizim derdimiz hiç kimseyi hedefleştirmek değil. Tekrar atıyorum. Tamamen ülkemizi, milletimizi, ailemizi, değerlerimizi, kültürümü, kültürümüzü korumaktır. Bu da yok. hiçbir zaman suç olmasa gerektir ya. Yani. Çok özür dilerim. Hayır. Dünyanın yani aklı mi kayboldu herhalde. Şimdi en son Elon Musk'ın Gazze'de Netanyahu katili yaşadığı olay. Arkadaş. Bir kilometre öte tarafta 19 bin kişi oldu ya. Yani bak burada belki 250-300 kişi gitti ama bir de esir alınanlar nasıl insani bir şekilde. Bir ona bakmaz mısın? Ama bura tukaka. Burada da şeyi görüyorum. Az evvel dediğiniz gibi bir ilkokul öğretmeni sigarasını yaksa, ayak ayak atsa, çocuklar da birer tane verse. Okulu başladı evet, herhalde. Ama aynı ilkokul öğretmeni bu küresel tehditten bahsettiğiniz çerçevede LGBT programı nasıl yapabiliyor? Çocuklara Farklı cinsiyet kimliğini işaret eden elbiseler giydirebiliyor. Evet. Ee, hem cinsleriyle deneyim yaşamalarıyla alakalı evet. Almanya'daki sapkın işte, örnekler var. Öpüştürme, öpüştürme bilmem ne. Ha Bu nasıl oluyor? Dünya burada aklı seni mi kaybetti mi? Gerçekten hocam bir akıl tutulması var. Yani özgürlük adı altında e, hukuka da aykırılık gidiyor. E, değerlere aykırılık gidiyor. Bilimsellik de kılıf olarak kullanılıyor. Mesela bu bilimsellikte de hep söyle söyleniyor işte bu tercihtir çocuğumu. Ya bugün psikologların kullandığı DSM el kitabı var hocam. DSM'in 5. versiyonu yayınlandı. Hı hı. Amerikan Psikoloji Birliği'ni yayınladı. Psikiyatri Birliği'ni yayınladı özür dilerim. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı var. O da ICD 11. versiyonu çıktı. Şimdi bu ikisinde de hocam çocukların 16 yaşa kadar hatta 18 diyelim biz buna resmi dilde Sergili, cinsel kimliğinin dışında sergilenmiş oldukları davranışlar anormal kabul edilir. Bak dikkat edin. Hepsi belgeli. Ben mesnesiz, biz akademisyeniz mesnesiz konuşamayız yani. Dolayısıyla bunun tedavisi, terapisi, rehabilitasyonu. Evet, evet bu budur. Yani ya. gelişimsel bir, yani cinsel kimlik disforisi deniyor buna zaten. Karmaşası demek. Mesela erkek çocukların küçük yaşta kız kıyafetleri giymesi gibi. Bu daha ayrı bir program konusu ama. Şunu ne arz edeceğim. Şunu arz edeceğim. Yani bilimsel olarak da böyle bir şey yok. Şimdi bu buna rağmen nasıl biz da neyi gördük bunu bilim adı altında Türkiye'deki bazı akademisyenlerin ya basına yansıdığından biliyorum çocukların cinsel kimlik şey cinsiyet ameliyatlarına onay veren makaleler evet. yayınladıklarını evet. gördük. E ama bilim yani bilim ki yani hep özendikleri öykündükleri batı diyesem böyle söylemiyor. Böyle söylemiyor. Ama işin garibi. Yani 16-18'e kadar bunu cinsel kimlik karmaşası olarak kabul edirken, 18'den sonra bunu seçim diyor. Eyvallah peki ama o zaman sen benim çocuklarıma... Yani bunu da propagandasını yapmayın. yapmayın. Şunu da bize öne sürüyorlar. Diyorlar ki efendim toplumda böyle bireyler var onlarla yaşamayı öğrenmesin mi diğerleri? E, o zaman dersin ki çocuklara toplumda böyle bireyler de var onlar da insan der geçersin ama... Sen onun ötesine geçiyorsun yani. Sen, ya. sen, sen benim çocuğumu da ona dönüştürmüyorsun. Bize abi ODTÜ'de siyaset bilim dersinde evet. ilk öğrettikleri madde özgürlükle alakalı. Evet yumruğunu sallama özgürlüğüm var benim burnuma değene kadar. Bu kadar. <laughs> tamam mı? Şimdi bunlar ağız burnu bırakmadılar her yani. tarafı haşat ediyorlar. Bir de kendi değerlerini yaşatmanla ilgili de bir set var. Namaza götürme, evet. sıldırma, oruç tutturma, kurban, aman travma olur gösterme ama cinsiyet ameliyatı yaptır. Bu nasıl bir menem bir Hocam şeydir? küçücük çocuklar geliyor anne babasına çok arttı bu vakalar. Ben işte e, cinsiyetimi değiştireceğim. İşte şu. Yani şimdi şöyle sonuçta ne dedik? Bir bunalımı Sosyal öğrenme yani. dedik. Ey, eyvallah. Öykünme dedik. Öykünme dedik. Bilimsel temellerini anlattık. Ve milli manevi değerler dedik. Kültür dedik. Medeniyet dedik hocam. Bak medeniyete geliyor iş. Ya. Dolayısıyla medeniyetin devamlılığını sağlamak, bizim kadim geleneğimizi, devletimizi eyvallah, yaşatmak eyvallah, eyvallah. istiyorsak eyvallah. bu milli manevi bir meseledir, milli bir meseledir, milli Allah güvenlik Allah meselesidir. Olsun. Ve Allah razı olsun. Mesela bu engellemeler de dediniz hocam. Mesela sosyal medyada. Yani sapkını dayatırken kadim geleneğini yaşamana da engel oluyor. Yani. Engel. Orada da seni serbest bıraksa öbürü gibi hadi eşit kullarda gidelim diyeceksin. Evet. O da yok. Bir de onu denk, yani şimdi onu yaşıyoruz bir de tersinden. Mesela sosyal medyada böyle çocukların faydasına yayın yapan bir baba vardı. Adamcağızı şey bir işte kongreye mi bir yere çağırmışlar. Orada LGBT propagandasını internet üzerinden anlatırken konuşturmamışlar adamı. Kesmişler işte gözünde indirmişler. O da hesabından yayınlıyor. Beni konuşturmadılar diye. Şimdi Allah razı olsun İstanbul Medeniyet Üniversitesi tam tersini yaptı. Allah razı olsun. Medeniyete uygun davrandı. <laughs> Başta Gülfettin Çelik hocamız da buradan <laughs> saygıyla anıyorum. Saygıyla yani Allah Her Allah zaman yanınızdayız ne gerekirse destek vereceğiz dedi. Sağ olsun Medeniyet Üniversitesi'nin çatısı altında, aile vakfının vakfında, e, koordinasyonunda muhteşem çalışma. Herkes geldi istediğini söyledi. Mesela orada cinsel kimlik tersini savunan kişiler de geldi. Bizim gibi düşünenler de geldi. Fikir teadisinde. Siz bulundu. de onları dinlediniz. Onlar da sizi dinledik. dinledik ve şimdi bunları güzelce raporlayacağız ve en İnsan. çok hangi tehditler İnsan. öne çıkıyor? Rapor haline de bir daha anlayalım abi. <laughs> hocam. Sonra bitmedi. Bu işin devamı nasıl <laughs> lazım? Ay, Çünkü hocam bu önemli ay, bir mesele yani. Allah razı olsun. Mutlaka e, dörtleyelim. Üç, üçüncü program. Bu çerçeve. Ama ben bu değindiğiniz noktada e, Hollywood, Pentagon'da kuruldu cümlenizi e, soğuk anlaştırıyorum. Bununla ilgili de izleyenleri, dinleyenlere e, Dustin Hoffman'ın Walk the Dog, Başkan Adamları filmini evet. hararetle öneririm. Onu bir izlesinler. Oradaki realiteyi görecekler. Stüdyoda kurgulanan savaşlar, yeah. Ümmeti Muhammed'in beyninin dediklenmesi. E, bir de o az evvel bahsettiniz herhalde abi artık günümüz dünyası o kapalı toplum olarak yaşama şansı yok. O sünnetullah adetullah da aykırı. Çünkü bizi yaratma sebebi kavim kavim böldüğüne göre, litarafı da dediğine göre tanış olacağız. Ama o etkileşim de hani dediniz ya ekrandan geliyor. Ama Gazze'deki çocukta da var. Ama o telefonu oradaki zulmü, mezalimi yaymak adına, hakkı savunmak adına, İsrail'in katliamlarını duyurmak adına kullanıyor. Kişisel zevk için kullanmıyor. Yani bunu bir aracı doğru kullandığınızda da evet. hani bunlar bizim... Hocam etrafımızın... arz ettim ya şeyi... Allah razı olsun. Ee, dedim ya yasaklamak değil. Zehire panzehir. Kesinlikle. Yani biz içerik üretmemiz lazım. Nasıl kullanacağını Abi, öğretmemiz 4. lazım. Abi programda konuşalım. Sözümüz evet. buradan alalım. İçerik üretme. Mi? Daha üçüncü <laughs> sorudayım. Ama mutlaka konuşalım. Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Çok Mesela çocuklar ediyorum. nasıl etkileniyor bundan? Eyvallah. Aileler kendilerini nasıl şıkları... koruyor? gençler, çocuklar, aileler dedik ve toplum Hatta bunu biraz... akran zorbalığı, yaşlılar, evet. ebeveyn rolleri evet. onları da konuşmak lazım. Allah Bayağı Rabbim. işimiz var hocam. Allah her zaman <laughs> bekleriz. Her zaman bekleriz. Allah razı olsun abi. Ecmain. Rabbim bereket Allah e, ve hikmet lütfeylesin. Amin. Necmi, ayın, necmi. E, ayağınıza taş değdirmesin. Biz hakikaten çok seviyoruz. Eyvallah. E, bilim e, bilim bilim. Buradasınız. Bilim ben bilim. kendi adıma her geldiğinizde bir aydınlanma yaşıyorum. Bilim Rabbim, bilim. izleyenler mukavim. dinler için de aynı tesir nasip inşallah. Amin. Aziz dostlarım e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslam Bilim Fakültesi e, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doçan Doktor Tugaşir'in hocam, dostum, abim bizlerle beraberdi. Ben çok istifade ettim. Allah insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşur. Şu anda onlar bir çalıştay yaşadılar. Çalıştayda konuşanlar, orada konuşturan var çünkü. Hani söyleyenden söyletene bak derler ya. Evet. Vakti gelmiştir, duymuşlardır. Gazze'de bir şeyler söyleniyor. İsra mucizesiyle ayet-i kelimenin tecellisi orayı görmek, orada Allah'ın tecellilerini, ayetlerini görmek açısından da benim için çok önemli bir aydınlanmaydı. Ne olursunuz agah mütenebbi olun. Olayların zahiren değil derununa bakın, ...kününe vakıf olun ve durumdan vazife çıkartak inşallah geleceğimizde o medeniyetimizi ...abad edecek çabaları işinizi iyi yaparak, etki alanınızda güzel şeyler yaparak. Baki kalan kubben hoş sedadolun. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.